Riski seviyoruz hepimiz. Ama fırsat kolluyorsunuz daha... ama aynen. Biraz temkinli iyimserme. Evet. Galiba 2024'ün öyle. Şeyi bu, Hakan Kara'da geçen mesela temkinli iyimserim falan diye. Çalıştığımda New York'ta şöyle 5 tane gamboç gibi bir şeyi taşıyordum. 5 tane gamboçu ben bir yere götürecektim. Yaklaşık yarım saat taksiyle uzaklıkta bir yerde. Ve ben sokakta taksi bekliyordum. Taşıyamıyorum ama tabii ben yeni mezun olmuşum. Ben kendim gözükmüyorum, öyle değil. Size çok da ağırdı böyle büyük şeyler. Fotoğrafı olsaydı güzel olurdu. Evet, Türkiye'de olsa hani bir yardım eder. Hiç tanımasa bile yani. Ya da şeyler, yani kızım ne yapıyorsun zaten genceciksin gibi bahsederler. Orada hiç kimse, çalıştığım ortamda hiç kimse bana demedi. Al şu parayı da işte şöyle gidersin gibi vesaire. Ekomex TV'den herkese merhabalar. Bugün çok özel ve güzel bir konukla beraberiz. Sevgili dostum Kübra Avrakçıoğlu. Hoş geldiniz. Merhaba Recep Bey. Yakın zamanda DEİK'te seçimler oldu. Hı hı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda konsey seçimleri. Siz de Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı seçildiniz. Şimdi şöyle, dediğiniz gibi yaklaşık 1,5 ay oldu. DEİK'te Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi'nde başkanım şu anda. Kadın sayısı çok az. Yaklaşık 152 tane iş konseyi var. Bunun galiba 11 tanesinin başkanı kadın. Çok daha fazla artacak diye umuyorum. Şu anda da DEİK Kadın İş Konseyi kurulma aşamasında. Burada tabii ki de kadınların amacı daha fazla iş hayatında olan kadınlarımızı teşvik etmek. Onları STK'lara daha fazla göstermek. Ama şimdi Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi'ne baktığımızda 2013 yılında kurulmuş ve şimdiye kadar da yurt dışı yatırımlarla alakalı endeksler ölçülmüş ve daha fazla nasıl yatırım yapılır yurt dışına, daha fazla ihracat nasıl yapılır diye bu konularla ilgili raporlar ve toplantılar, zirveler düzenlenmiş. Bundan sonra da bizim amacımız daha fazla markalaşmaya, yine keza ihracata ve tabii ki de yatırımı arttırmaya yönelik diyebilirim. Keza siz Türkiye'nin önemli bir giyim markasının da yönetimde yer alıyorsunuz. Bir de aynı zamanda Hazır Giyim İhracatçıları Birliği'ndesiniz, İstanbul. Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nde. Gençliğimde de geçen dönem yer almıştınız. Kadın derneklerinden mesela girersek şöyle bahsedeyim ben size. New York menşeli International Women Forum diye bir dernek var. Türkiye'de de birkaç yıldır, yaklaşık 10 yıldır aktif. Dünyanın belirli lokasyonlarında aslında bu derneğin temsilcilikleri var. Türkiye'deki ayağında da yönetim kurulu üyesiyim ben. Diğer kadın derneklerine nazaran açıkçası burada sadece network algısıyla büyüme sağlanıyor. Diğer kadın derneklerinde de çok güzel projeler yürütülüyor bu arada. Bakanlıklarla beraber ya da birçok projeyi şirketlerle beraber yürütüyorlar. Ama IWF'de bizim amacımız tamamıyla network'ü daha fazla arttırarak kadınların iş dünyasında daha güçlü olmasını sağlamak. En çok ihtiyacımız olan noktalardan bir tanesi de bu bence. Gençlerin STK'larda aktif yer almasının kendilerine ve topluma ne gibi faydaları olduğunu görüyorsunuz. Çünkü hakikaten işimden ayrı iş tırnak içerisinde bir mesele bu. STK meselesi. Üniversite hayatımda biliyorsunuz üniversitelerde kulüpler var. O kulüplerde çok da olmak istiyordum ama aktif olamıyordum. Çünkü üniversitem biraz yoğundu benim. Hem İTÜ'de hem İstanbul'da okudum. Hem de Amerika'da State University of New Paltz'da okudum. Ve kışları biz İTÜ'de okuyorduk, yazları da orada okuyorduk. Böyle yoğun bir program ve bizim hiçbir tatilimiz olmuyordu. Ama hep o kulüplere gidenlere de özenirdim. İşte projeler yaparlardı. Çünkü orada şirketlerle ve birçok iş insanıyla... Amerika'da daha farklı değil mi? Tabii. Evet, aynen. Ve birçok iş insanıyla da beraberlerdi. O projelere çok isterdim, katılmayı çok isterdim. Sonrasında demek ki o isteğimi böyle aslında gidermeye başladım. Belirli bir konuma gelebiliyoruz, hedeflerimizi yapabiliyoruz ama aslında insanlara dokunmak çok daha farklı bir şey. Özellikle gençlerimize dokunmanın onlara faydası hepimiz açısından çok daha güzel. Sonuçta bir gencimizin önünü açmak ya da ona güzel bir tavsiyede bulunmak bütün ülkemizi de o anlamda güzel stratejilere götürüyor. Cam tavanda karşılaştığınız oldu mu? Böyle bir örnek vermenizi istesem aklınıza böyle. Şöyle bir cam tavan geldi, o tavanı da şöyle kırdım veya kıramadım dediğiniz var mı? Çok güzel bir soru bence. Cam tavanla iş hayatına ilk atıldığım günden itibaren karşılaştım diyebilirim size. Çünkü hem genç oluyorsun hem tecrübesiz oluyorsun. Kadın olduğun için dolayısıyla şöyle bahsedeyim. Toplantılara girdiğimde bile söylediğim cümlelerin ya da işte yorumların herhangi bir önemi bile olmuyordu açıkçası en başlarda. Ama belirli bir konuma geldikçe insan çok daha fazla dinleniyor. Bu o doğru cam bir tavan şey mi? Sizi aslında görünmez kılıyordu yani. Evet. Burada orada yokmuşsunuz gibi. Evet, evet. Ve ben şimdi kültür farklılığını da yaşadım. Çünkü Amerika'da okuduğumuzda orada bir tık daha az. Bu arada
bütün dünyada cam tavan sıkıntısını yaşıyoruz. Yani şunu diyemem, şu ülkede kadınlar o sıkıntıyı yaşamıyor diyemem açıkçası ama tabii ülkemize kıyasla bu da kültür farklılığı diye düşünüyorum. Bizim kültürümüzde kadınların çalışması iş hayatına daha farklı bakılıyor. Yani iş hayatında çok daha farklı görülüyor ama erkek zaten çalışmak zorundaymış gibi düşünülüyor. Dolayısıyla biz o cam tavanları her daim gördük. Hala da yaşıyorum bu arada. Özellikle bu sadece iş hayatında değil, STK'larda da öyle. Ben mesela bazı üniversitelerde ders veriyorum. Oralarda da öyle, yani akademik kariyerde de öyle. Kadınların ülkemizde aslında erkek kadın ayrımını yaşamadığı bir yer yoktur diye düşünüyorum. Dersler veriyorsunuz. Çocukların son dönemde size sorduğu en çok şey ne oluyor? Hocam, staj imkanı var mı? Stajyer nerede olabiliriz? Hep bu soruları ben görüyorum. Yani gelecekle ilgili olan o kaygılarını görüyorum. Başarılı olmak isteyen çocuklara yegane, mutlaka şu olsun, şu niteliğiniz olsun dediğiniz bir şey var mı? Hepimizin bir avantajı ve dezavantajı var. Dezavantajları birazcık da avantaja çevirmenin aslında yolu sabretmek. Hı. Genç nesilde de gördüğüm sebat ve sabırlılık ve o yolda da devam etmek en önemli konulardan bir tanesi bence. Bu her şeyde böyle bu arada, yani Recep Bey. Sadece başarılı olmayı kariyer olarak düşünmeyebiliriz. Başka noktalarda da insanlar olmak isteyebilir. Burada en önemli konu sabır ve çalışmak, azimlik. Önemli bir konuya değindiniz aslında. Biz sizle aşağı yukarı aynı kuşağız. Hani aşağı yukarı değil, aynı kuşağız. Aynı kuşağız, evet. Ama Z kuşağı diye bir gerçek var. Herkes bunu konuşuyor ve hakikaten çok sabırsızlar. Yani işte sebat etmek yok. İşte gazeteci arkadaşlardan duyuyoruz. Ben geldim, ne zaman köşe yazmaya başlıyorum? Daha dur, bir çay getir bakalım, sayfalar nasıl yapılıyor, sayfa nedir, cümle nasıl kurulur bir öğren. Siz de bunu yaşıyor musunuz çalıştığınız kişiler özelinde baktığınızda veya çevrenizde? Kesinlikle, kesinlikle. Ya bizden öncekiler bize hep bahsediyorlardı, bizimkiler. İşte bu yeni nesil gerçekten çok sabırsız, hiçbir şey beğenmiyor gibi bahsediyorlardı. Şu anda biz de Z kuşağıyla onu yaşayabiliyoruz. Aslında aramızda çok yaş farkı yok, aşırı değil. Peki. Ama baktığımızda onların gerçekten de sadece anlamı olan işleri yapmayı tercih ettiklerini ben görüyorum. Yani bunu işte telefonu oradan oraya kaldırmak değil de onu yaparken anlamı varsa kendini gerçekten de değerli hissediyor. Çok o kötü yoldan. O zaman bir düğme dikme şeyi bulamayacağız o zaman mesela, güzel bir düğme dikmeye. Çok insan, deri sektörü belki o yüzden işçi bulamıyor, konuşuyoruz sürekli. Aynen öyle. Teknoloji şirketlerinin artması, burada startupların artması da bir etken. Dolayısıyla şöyle düşündürüyor insanları, ben birden bir fikirle yatırım alarak çok büyüyebilirim. Tabii ki de büyüyebilir çoğu kişi ama bu bazen milyonla bir, bazen de binde bir olabiliyor ve bunların da çok daha büyük sıkıntıları var. Onu göremiyorlar. Türk iş dünyası buraya biraz kapalı gibi geliyor bana ama siz önden ne dersiniz? Şöyle, Forbes'un 2023'ün sonlarına doğru yazmış olduğu bir makale var. Orada dikkatimi çeken iki kelime. Bir tanesi inovasyon, bir tanesi de öngörülemezlik. Global trendlere baktığımızda 2024'ün aslında iki tane konusu var. İnovasyon ve öngörülemezliğe bakıyoruz. Türkler olarak bizler bunları çok güzel, çok çabuk adapte edebiliyoruz. Yani kendi şirketlerimize ve kendimize çok kolay bunları adapte edebiliyoruz. Türk firmaların yurt dışına açılanlarına dikkat ediyorum. Çok daha kurumsallaşıyorlar. Ya da yabancı yatırımlar aldığında çok daha kolay büyüyebiliyorlar. Burada da kültürler arası iletişim oluyor. Çünkü farklı farklı kültürleri ediniyoruz. Yani şirketlerin de biliyorsunuz farklı kültürleri var. Bunları ne kadar çok çeşitli hale getirirsek, diversify hale getirirsek hepimiz için çok daha kolay. Ama daha geleneksel, daha küçük sistemden ilerlersek şirketin büyümesi de keza öyle oluyor. Siz de çarşıya pazara gidiyorsunuz sık sık. Fiyatları görüyorsunuz. Fiyat mefhumu kalmadığı için pahalı mı değil mi anlamıyorum. Siz de bu garipsiyor musunuz bu durumu? Kesinlikle. Sadece tekstilde değil, tabii ki biz hazır giyimciyiz ama sadece tekstilde değil, sosyal hayatta biz bunu çok kolay görebiliyoruz. En başta restoranlarda görüyoruz, ulaşımda görüyoruz. Ya da satın alınacak herhangi bir şeyde. Hiç şey dediniz oldu mu? Bu nasıl fiyat kardeşim? Böyle şey mi gelir fatura? Hani böyle adisyon mu gelir dediniz oldu mu bir yerde? Evet, evet. Hatta sosyal medyada geçenlerde gördüm. Bir tanesi bir firma vergisini ayrı kesmiş. Bir restorant yani. İsmini vermeyeyim çünkü bilindik bir restorant. Normal fişe, faturayı, tutarı yazmış. Sonrasında da vergiyi ayrıca kesmiş. Bunlar güzel şeyler değil. Tabii ki de hepimiz zaten fiyatları arttırabiliyoruz. Yaşantımız zaten bu yönde oldu. Tabii ki bu ülkemizin yapmış olduğu strateji. Biz bunları değiştiremeyiz ya da engel olamayız ama her şeyi etik sistemden
daha düzgün şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Sizin böyle işçi maliyetleri dikkate alındığında size gelen, işçilerden gelen şikayetler, ya zam yapıyorsunuz ama yeterli olmuyor diyen var mı? Kesinlikle. Burada öyle sıkıntı oluyor. Yani gelir ve gider arasında uçurum daha da fazla artıyor. Gönül ister ki herkes hak ettiğini alsın ama bu dönem zor bir dönem. Zaten Forbes da bahsetti, sadece Türkiye'de değil bu arada, bütün dünyada 2024'ün birazcık daha durağan gitmesini hepimiz bekliyoruz. Ne yapıyorsunuz mesela bu yüksek enflasyona karşı? Kendinizi nasıl korumaya aldınız? Sonuçta hani izleyenler şeycektir. Ya zaten zengin sermaye sınıfından. Siz nasıl kendinizi korumaya alıyorsunuz? Şöyle, gündemi çok yakından takip etmeye çalışıyorum. Hem dünyadaki hem Türkiye'deki. Bunlar çok önemli. Her gün neler oluyor? Bunlar bizi etkiliyor açıkçası. İşte seçimler yaklaşıyor ya da ondan sonraki süreç. Bütün dünyadaki o makroekonomik sistemi takip etmeye çalışıyorum. Ona göre birazcık daha günlük gidiyorum bu aralar açıkçası. Çok böyle yeni bir girişime adım atayım, yeni bir işe gireyim şeyiyle çok ortam yok gibi anlıyorum buradan günlükten. Var Recep, var mı? Bey var, çünkü seviyoruz yani. Biraz da böyle coşkuluyuz, ben ve eşim de öyle, biliyorsunuz coşkuluyuz, dolayısıyla o yeni yatırımlara her daim açığız, riski seviyoruz hepimiz. Ama fırsat kolluyorsunuz daha... ama aynen. Biraz temkinliyim sen mi? Evet. Galiba 2024'ün şeyi bu. Hakan Kara'da geçen öyle temkinli iyimserim falan diye. Çok güzel. Temkinli iyimser çok mantıklı olmuş. Ama burada tabii ki krizler de fırsatı doğuruyor, bu hepimiz için geçerli. Krizlerde büyüyen birçok şirket de var. Bunları da unutmamak gerekiyor. Ama ne olursa olsun en başta stabil gidip sonrasında diğer noktalara bakmamız gerekiyor. Enflasyon var, kriz var diyorsunuz ama bu kafeler hep dolu. Evet. Bu kafeler niye dolu? Siz de nasıl yorumluyorsunuz bu olayı? Doğru söylüyor bu arada. Sıkıntı var. Kafeler dolu, oteller dolu. Ya da lüks diyebileceğimiz çoğu şeyi yapabiliyoruz. Özellikle bu dönem daha da fazla arttı. Burada şöyle bir şey var. Pandemiden sonra tüketici eğilimleri çok değişti. Yani bütün dünyada tüketici eğilimleri değişti ama Türkiye'de çok daha farklı oldu. Dikkat edin, daha fazla dışarı çıkıyoruz. Daha fazla kafe, restorana gitmeye çalışıyoruz ya da onu yapamadım, bunu hemen yapayım diyoruz. Birazcık bir sabırsızlık oldu ama bu Türkiye'deki davranışları yani... Bir intikam alışverişi vardı şeyden sonra, pandemiden sonra bütün dünyada ama Türkiye'de sanki intikam alışverişi şeyle, enflasyona karşı bir intikam alışverişi devam ediyor gibi sanki. Hani bugün yiyemezsem yarın nasıl yiyeceğim şey kafası var gibi. Evet, Türkiye'de bir tık daha fazla, yarın daha fazla fiyat artacak diye düşünülüyor belki de. Hep de öyle zaten yorumlarda yazılıyor. Ne kadar doğru o tartışılır ama diğer çevreme bakıyorum. Amerika'daki, Avrupa'daki arkadaşlarıma bakıyorum. Çok önemli. Onlar çok daha fazla stabil gidiyorlar. Biz dediğiniz gibi yarın daha fazla fiyat artacak. O zaman ben bugün alayım, bugün yiyeyim, bugün yapayım gibi düşünüyoruz. Yine günlük düşünüyoruz biraz. Ama onlar uzun soluklu düşünüyorlar. Birazcık daha sabrederek belki günlük düşünmeyi de azaltmamız gerekecek. Hepimiz açısından bu daha doğru bir nokta. Peki Türkiye ekonomisinin geleceği desek, yani genç bir girişimci, iş insanı olarak umutlu musunuz? Yoksa siz de, ben de genç bir iş insanıyım, fırsat buldum, yurt dışına gidip orada yatırım yapayım düşüncesinde misiniz? Ben ülkemi çok seviyorum. Özellikle dünyanın başkenti İstanbul diye düşünüyorum. Biz kıymetini o kadar bilemesek de dünyanın en güzel şehrinde yaşıyoruz. Her gün onun içerisinde sosyal yaşantımıza devam ediyoruz. Çok güzel lokasyonlardayız. Dolayısıyla ben hiçbir zaman tam zamanlı başka bir yere gitmeyi düşünmüyorum yani. Şu anda da öyle bir niyetim yok. Ama farklı ülkeleri görmek, farklı kültürler görmek ülkemiz açısından, bizim açımızdan çok daha güzel. O karşılaştırmayı yapabilmek çok güzel. Giden gençlerimize baktığımızda ne yazık ki başka ülkeyi önceden görmemiş, herhangi bir kültür farklılığını yaşamamış ya da orada yaşanan o sıkıntıları hiç görmemiş olduğu için onlar direkt kaçmayı tercih edebiliyorlar. Her yer buradan iyidir mantığı çok aslında doğru değil. Ben şöyle söyleyeyim size, okurken Türkiye'de evet belirli bir yerden geliyorsun, çok güzel büyütülmüş, el bebek gül bebek büyütülmüş oluyorsun. Ama Amerika'da okurken orada ben yurtta kaldım ve iyi ki de yurtta kalmışım diye düşünüyorum. Çünkü orada hayatın gerçeklerini gördüm. Türkiye'de onu belki de göremeyecektim hiçbir zaman. Kültür farklılığı çok daha başka bir şey. Oradaki o insanların düşünce yapıları, kendilerine ya da size duyduğu saygı ya da topluma duyduğu saygı çok daha farklı. Biz Türk insanı olarak çok misafirperveriz, çok hoşgörülüyüz, çok çalışkanız aslında istediğimizde ve çok da azimliyiz. Biz geçmişimizden gelen belki de o azimle çoğu şeyi başarmayı istiyoruz. Sıcak kanlı bir milletiz evet, aslında.
Evet, burada herhangi birinin başına bir sıkıntı geldiğinde düşünmeden hemen yardım edebiliyoruz, koşabiliyoruz. Ama diğer ülkelere baktığımızda, gelişmiş diğer ülkelere baktığımızda onlar çok daha fazla bireyselci. Bireyselcilikten daha da hatta farklı yere gidiyorlar. Burada önemli olan nokta bizim kendimiz dışında başkasına yardım etme isteği. Onlarda o bir tık daha az aslında. Dolayısıyla bu güzel duyguları hiçbir zaman kaybetmeden ülkemizde devam etmek çok güzel bir şey. Çalıştığımda New York'ta şöyle 5 tane gamboç gibi bir şeyi taşıyordum. İnanın biliyorsunuz orada Recep Bey, burada herkes her işi kendi yapıyor. Yani işte kahvesini de alır, orada temizliğini de kendi yapar, ne bileyim bütün her şeyi kendi yapabiliyor kişiler. Yapmak zorunda aslında, öyle diyeyim. 5 tane gamboçu ben bir yere götürecektim. Yaklaşık yarım saat taksiyle uzaklıkta bir yerde. Ve ben sokakta taksi bekliyordum. Taşıyamıyorum ama tabii ben yeni mezun olmuşum. Ben kendim gözükmüyorum, öyle değil. Size çok da ağırdı böyle büyük şeyler. Fotoğrafı olsaydı güzel olurdu. Evet, Türkiye'de olsa hani bir yardım eder. Hiç tanımasa bile yani. Ya da şeyler, yani kızım ne yapıyorsun zaten genceciksin gibi bahsederler. Orada hiç kimse, çalıştığım ortamda hiç kimse bana demedi. Al şu parayı da işte şöyle gidersin gibi vesaire. Yoldan geçen bir beyefendi beni gördü, bana dedi ki şu anda sana yardım ederdim ama işim var dedi. Ondan sonra gitti. Çok enteresan. Gerçekten öyle. Yani bunu bir de söyledi. Bizim bir şey vardır, Venedik maceramız vardır. Bir arkadaşımızla köprüden geçerken, taş köprü vardı. Bir kadın valizini taşıyamıyordu, yardım edeyim diye yanına gitti, tuttu valizini. Kadın onu hırsız zannetti mesela. Ya. Biz onu anlatana kadar canımız çıktı. Ya evet, evet. Ya böyle şeyler gerçekten de çok yaşanıyor. Kültür farklı doğu anlamda çok önemli ama bizim kültürümüz çok güzel. Onu kaybetmemek için çalışmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Güzel duygular besliyoruz hepimiz ama yurt dışında yaşayanlara da tabii ki saygımız sonsuz. Onlar da bizi temsil ediyor bu arada. Evet. DEİK'te de Türk diasporasını geliştirmek için birçok çalışma yapılıyor, birçok proje yapılıyor. Biz de zaten DEİK'te Türk diasporasını geliştirici projeler yürütüyoruz. DETİK başkanlığında bunlar yapılıyor. Çok güzel projeler oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbet oldu Kübra Hanım. Benim sizle... için de öyle. Çok teşekkür ederim Recep Bey. Ekomex TV'de Kübra Rokçuoğlu'nu ağırladık. Herkese iyi günler.